Değerli seyirciler iyi hafta sonları bir zamanlar futbola hoş geldiniz her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte e, futbolun dününden bugünle yolculuğumuz devam edecek hep söylüyoruz yine te, e, tekrar edelim o girizgâh o günleri yaşayanların şöyle bir anılarını tazeleyebilecekleri yaşamayanların bilmeyenlerin eminiz çok ilginç çok keyifli enteresan gelecek bilgileri edinecekleri bir program olacak hep de Dünden bugüne, bugünden düne bazı çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. İlk bölümle start verelim. Kemal abi evet. geçmiş zaman olur ki diyelim. diyelim. Ve bir zamanlar futbola başlayalım efendim. Bir yandan e, Afrika pazarını konuşacağız. <laughs> Ve tabii çok önemli Afrika pazarından ülkemize oyuncular geldi ama... Madalyonun iki yanı var. Şimdi notlara baktığımda 66-67 sezonunda o gün, o dönem ikinci Lig'de oynayan Bursa Spor'a geliyor ilk Afrikalı oyuncu. Ee, ve e, Real Selam faslı ilk e, ligimizdeki bugünkü adıyla Süper Lig'deki tabii ilk Afrikalı oyuncu oluyor. Ve işte Yeşil Beyazlar'ın birinci Lig'e yükselmesinde de pay sahibi oluyor ama bir sezon. Oynayıp gidiyor. Ee, i̇kinci oyuncu da 1987'de Denizlispor'a gelen Tunuslu El Fahem. Tunuslu oyuncu. Bak arada Kemal abi 20 yıl var ya. Evet. Çok enteresan değil mi? 67, 87. Ama 90'lar, 80'lerin sonundan itibaren o yani Denizlispor'a gelen e, oyuncunun ardından böyle ardarda bu mu? Evet. Elfayem ee, Tunuslu Elfaem Riyad Denizli Spor'a gelmiş 87'de onun bir görüntüsü sonrası tabi e, ard arda oyuncular geliyor iyi oyuncular geliyor tabi hemen 90'lı yıllar 4 büyükler 93'te Uçe Bronpiden Fenerbahçe'ye gelmişti İşte 94'te Mususi o timsah yürüyüşünün mucidi olarak bilinir Bursa Spor'a gelen Ardından işte o dönemde çok fazla var. Daniel Amokachi, JJ Yokocha geldiler. 96'da Nijeryalı e, işte e, şöyle bir bakıyorum Jeremy bir, bir Hancavca Cavca harikası olarak bakabiliriz. Real Madrid'e, Chelsea'ye gitti sonrasında. İşte Yattara, Song çok fazla oyuncu var. Bunlar başarılı olan, iz bırakan takımlarının e, başarılarında, şampiyonluklarında payı olan oyuncular. Ama biz bugün madalyonun diğer yüzüne bakacağız biraz. Biraz da şöyle Afrikalı oyuncular üzerinden konuşacağız. Fenerbahçe'den iki isim almışız. Preko ile Olare, Süleyman Olare. 92'de e, Preko şeyin dönemi. Johnson He, şöyle bir söz vardı. Hatırlar mısın Kemal abi? Johnson'ı alana Preko evet. <laughs> bedava evet. diye. Evet. Öyle bir sloganla gelmişti bu taraftarlar arasında. Ya Preko. Böyle çok hızlı, çok seri bir oyuncuydu. Ee, Süleyman Olare ise gerçekten Fenerbahçeli'nin pek keyifle hatırlamadığı bir oyuncudur. Ee, varlığıyla yokluğu belli olmadı. Ee, biraz o ikisinden konuşalım. Sonra da bakıyorum Beşiktaş'tan Şorumlu kaleci. Hmm. Ee, bir de Selami ile Zubeyir Baya vardı Beşiktaş'ta. Ee, Mısırlıydı yanılmıyorsam onlar. Biraz daha böyle Kuzey Afrika'da oyuncular. Cemal Selami, Selami. şurada gözüküyor. Evet. Zubeyir Baya şurada. Ee, Şorumlu. Evet. Süleyman Olare bu tarafta. Galatasaraylılar Yorfa'yı hatırlayacaklardır ama çok iyi hatırlamayacaklardır <laughs> herhalde. Kendi ortasına kafa atmaya çalışmıştı. Ben öyle hatırlıyorum <laughs> Yorfa'yı. <laughs> Kendi ortasına... Kafa vurmaya çalışan oyuncu olarak hatırlıyoruz. Trabzonspor'da da da o demin vardı. Viktor Şaka bir maç oynadı ya. Şaka gibi oyuncu ne diyorlardı Viktor Şaka. Sonra bir de Mise Mise var. E, UEFA maçında ağlara giden topa dokundu offside oldu. Onu da öyle hatırlıyoruz. Yani, yani madalyonun diğer yüzünde dört büyüklerin unutmak istediği Afrikalılar. Ne diyeceksin bunlarla ilgili Kemal ee... Ender'cim bu senin bahsettiğin süreç, Afrikalılarla başlayan süreç esasında Türkiye'de menajerlerin piyasaya ha. çıkışıdır. Önemli bir nokta. Yani <laughs> menajerlerin artık işte kulüpte kimi tavlayabilirlerse yönetici ya da ileri geleni onların Afrika'dan, Vallahi bir oyuncu var işte vurduğu zaman direği kuruyor. İşte ağları parçaladı iki defa. Bir çalım attı mı dört kişi yere düşer filan gibi. Böyle boş metiyelerle e, bu Afrika çığırını açmışlardır Türk futbolunda. Ha şöyle. Çok iyi oyuncular geldi. Çok iyi oyuncular geldi ha, geldi ama. <laughs> Moşesi, Uçesi. Şimdi şöyle. E, Moşe zaten Fenerbahçe'ye Afrika'dan gelmedi. Doğru. Ankara'dan geldi galiba genç. Gençlerbirliği. Kuşe Kona o ekibin oyuncusu. Heh. Şey eee İlhan Abi rahmetli'nin evet. buluşu görüşü icadıdır. Tabii. Onun için Moşe değişik bir yerde Uçeyi Selim Soydan getirdi. Zaten bronz bir de oynuyordu. Ha, Danimarka'da gitti Hökle beraber getirdi evet. ikisini. Ee, yani Song zaten Song'tu mesela bildiğimiz Bildiğimiz Song yani. Bildiğimiz tabii. Aynen öyle. Beşiktaş'ta o Okocha Fener'e gelen. Frankfurt Frankfurt'ta Frankfurt'tan, tabii Frankfurt'tan gelmiş. Oradan bir yerden Okoça. tabii. Yani tabii ki bunların içinde yani bunlar 50 tanesi atıyor rakam. Ya Trabzon'a evet. gelen. 10 tanesi işte kaliteli ondan sonra üst düzey oyuncuydu. E, ve ve de yani futbolu bilen, iyi gözleyen insanların e, bu menajerlerin sunduklarını değil de kendi gözlemleri sonucu inandıkları oyuncuları belki menajere şunu getir bize demiştirler anladın mı yani tabii şimdi hele bu iorfa tam komedi ya ne oyuncular vardı <laughs> yani inanılmaz yani böyle iorfa'ya dört kale lazım bak <laughs> yani ya, ben hakikaten ya kendi ortasında kafa vurmaya çalışmıştı hatırlıyorum yani, yani. Yani çok ciddi, çok affedersin kulüpler çok bir şekilde kazıklanmışlardır. Yani ama dediğim gibi futboldan anlayan, futbolu iyi gören, iyi izleyenlerin aldırdıkları diyelim. Aldıkları değil, aldırdıkları hani bizim kulübe her gün filanca geliyor. Menajer oğlum git bak şurada oynayan bir tane Afrikalı var bilmem kim onu al bize getir. ...dedikleri oyuncular... ...hakikaten yararlı olmuşlardır. Şimdi. Yani. Süleyman Oylare diye bir oyuncu geldi mesela... ...Preder evet. Bahçe'ye. Preko mesela Johnson'da geldiğinde... ...Gaziantep performansı hatırlandığı için... Hmm, hmm. ...ya bu seri oyuncu şu bu falan... Derdi. ...hiçbir şey olmadı Preko'dan. <laughs> tabii. Ee, Rıdvan abi getirmişti galiba onu. Şimdi tabii e, Ender'cim şöyle... E, yani sakın yanlış anlamasın kimseye. Cansın, Preko, oradaki de Kingston galiba. Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Antep'te iyi işler yapmış olabilirsin. Ama Türk futbolunda Fener Galatasaray, Beşiktaş başka bir şey. Mesela Antep'te kalenin içine giren bir topu avuta atarsın. Hiç kimse yapmaz. Burada attığın zaman yandın demektir. Tabii. Yani onun için... Ee, yine de ben bu Afrika sürecini diyelim futbolu iyi gözleyen, iyi bilen, iyi anlayanların transfer ettirdikleri, ettikleri değil ettirdikleri oyuncular hakikaten geldikleri taraf. Başta rahmetli İlhan, İlhan abi. İlhan abi yani. tabi zaten şimdi ben buraya yazdım. Sen demin söyledin. Ceremi'yi İlhan abi 50 bin dolara alıyor. Hani inanılmaz bir, bir şey. 100 ya. Birey 100. Evet abi. Bu işte esası. Bu esası bu sonra dediğin gibi oradan da Chelsea'ye gitti, evet, evet, Chelsea gitti galiba, Real Madrid'e gitti galiba, Newcastle'a falan da gitti. Yani bu yani bunlar buraya not ettim biraz evvel sen anlatırken not aldım. Uç'e şey öyle. Tabii can. Yani onlar üst düzey oyuncu da. Ha. İşte ama işin diğer yönü enteresan. Yani mesela Beşiktaş'ta Şorumlu'yu şey hatırlarım ben. Böyle gol yerdi, gülümserdi. Ha tabii. Herkesin sinir olurdu insanlar. Yani aha adam gol yiyor, gülümsüyor diyorlar. E ne olacak abi? Hayır, Olabilir tabi de yani. Hayır, yani onun umurunda değil ki. Yani Şükrü Gülesin değil ki o. <laughs> Efendim Şevket abi değil ki, Süleyman abi değil ki rahmetli. Yani yansın tutuşsun. <laughs> Öyle bir şey yok onlarda. O değil mi kaleci. Evet. Aslında Hı. Hmm. iyi falan şorumlu belli tabii, kalitede bir tabii, oyuncu da tabii. biraz tabii. umursamazdı. Yoksa kaliteli kaleciydi. Mesela şimdi şu Moşe hakikaten iyi bir oyuncu. O da rahmetli oldu. Rahmetli. Çok erken yaşta öldü evet. hatta. Hiç unutmam bunu. O zaman antrenör kimdi ya? Ay şimdi aklımı. Pendiye elendiği maç var Fener'e. zaman hmm. Zeman. Ha bunu Moşe'yi takım kaldı. Ben de maçtayım. Hatta şöyle. İki tane kulübe var yan yana. Birinde ATV yayınlıyor maçı. Birinde Kanal 7. O zaman ben Kanal 7'de yorum yapıyorum. Maçta yorumcuyum. Kadrolar geldi. Neyse bakalım dedim daha çıksınlar bir sahaya da. Hani yerleşsin. Aa, bir baktım Moşe sağ açık oynuyor. Bu dedim intihar etmiş ya. Yakarlar Fener'i dedim. O da üçlü oynatırdı hatırlıyor musunuz? <laughs> Yakarlar Fener'i dedim ve yenildi Fener. Fendi'ye elendi düşünebiliyor evet, musun? Evet. <laughs> Yani e, ama orta sahada hakikaten çok önemli bir oyuncu. Çok yani hem attırır hem atardı. Evet. Yani çok meziyetli bir oyuncu böyle. Tabii. Evet, Afrikalı futbolcuların bu e, iki yönünü, Madalyonun Hı. iki yönünü bu şekilde hatırlamış ve hatırlatmış olduk. Devam edelim efendim. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Biraz daha eskiye gideceğiz. <laughs> 60'ların sonu 70'lerin başı efendim. E, Ion Nunweiler. Kim diyeceksiniz? Bir Rumel savunma oyuncusu Nunweiler. İşte şurada. Datkun'un e, yanında. Heh şurada evet. Can Bartu, Datkun, Şimdi, Nunweiler. Şimdi tabi bu enteresan bir sezon. Ee, özellikle o sezonu da ön plana çıkartacağız bir yandan. 1969-70 sezonunun Fenerbahçe'si bu. Bu takım e, ee, Nunweiler'in de savunmada olduğu, işte Datku'nun e, kalede olduğu sezon Fenerbahçe 6 gol yemiş. Koca sezonda. Bütün bir sezon. 7-3 golü hatırlıyorum. Galatasaray Eskişehir'e 1-0 mağlup oldu ikisine. Eskişehir'e Eskişehir'de burada İstanbul'da tabii Galatasaray'a. Bir de Altay şampiyonluk mücadelesi vermişti o sezon. Altay'ı 2-1 yendi. İnönü'de. Bu yediği 3 golü hatırlıyorum. Öbür üç golü hatırlamıyorum. <laughs> Altı gol inanılmaz ya. Evet. Böyle bir sezonda işte görüntüdeki hakem de doğan baba. Bir baba Dinamo Bügreş kökenli. Zaten Fenerbahçe'den döndükten sonra da yine bir müddet Dinamo Bügreş'de oynuyor. Teknik adamlık da yapıyor. Kısa bir müddet Bursa Spor'u da çalıştırıyor futbolu bıraktıktan evet. sonra. 1990'da. Ama... E, 1968-70 arasında Fenerbahçe forması giyiyor. 90 küsur maç savunma oynamasına rağmen 8 de gol atmış notlarım arasında <laughs> görüyorum. Nasıl bir oyuncuydu Nunvaler? Nasıl hatırlıyorsun <laughs> Şimdi, Kemal abi? Bu Yenescu Fener'e işte teknik direktör oldu Roman. Ondan sonra ve o arada işte Fenerbahçe Nunvayler'i de transfer etti. Ve, İyi kadroymuş o. Maç. Tabii şöyle Haf attı diyelim o zaman öyle. Numvaylar, Ercan, Yılmaz. Savunma yani. Top geçmez abi kolay kolay. Numvaylar, Ercan, Yılmaz. Şükrü rahmetli yine sağ Levent sol bek veya Numan Şükrü. Numan, Levent neyse. Serkan da var galiba. Burada Şükrü bir, şey. bir aldı. Serkan, Serkan Acar var. Tabii. Ön taraf... İşte Yaşar, Abdullah rahmetli, Zeki, evet. efendime söyleyeyim. Hatta Salim de olması lazım burada. Ama yok galiba. Bu, bu şu kadroda yok. Şimdi orta saha bakar mısın abi? Can Bartu, ya. Ziya, Fuat bu maçta yok galiba. Nedim mi var? Burada. Ne, oyla... Yavuz şu şey de, ya, Yavuz kale... Şükrü Yaşar Mumcu diye şu anda. Yaşar Osa ben... açık o. Hmm. Şükrü, ha, Serkan, Şükrü Serkan. Beka. Serkan açar Acar var evet. Bek attı. Şimdi e, bu takımın. Kaleci Yavuz. Kaleci Yavuz. Şimdi ben bir kere de anlatayım da. Bir antrenörün, teknik adamın daha doğrusu. Ne kadar önemli olduğu bir kadroya, bir takıma ne şekilde, ne yaparak etkili olduğunu burada herkes bir kere daha duysun. Canlı şahidim çünkü. Nunvayla, aman Ionescu geldi, yönetime girdi. işte sözleşme yapılacak. Dediler ki bir dakika dedi, size bir soru soracağım dedi. Şuraya bak abi. Vay vay vay. O da Selim abi. abi de var değil mi? Selim de var evet. Selim çok az oynadı yalnız. Ee, biz sualim olacak iki cevaplı dedi. Yani ya buna ya bunu kabul edeceksiniz ya bunu cevap olarak. E dediler sor bakalım ya Faruk abi başkan. Eşref Aydın genel sekreter. Siz dedi yönetim olarak. Çok spektaküler futbol oynayan. Herkesi tribünde mutlu yani keyif veren herkese. Gazetelerde işte şöyle şöyle yapılıp övülüp dördüncü olacak bir Fenerbahçe mi istersiniz? Yoksa herkesin eleştirdiği tribünlerin ya böyle falan filan belki de ıslıkladığı medyanın yani o zaman medya yok basının gazetelerin eleştirdiği ama şampiyon olacak bir Fenerbahçe mi istersiniz dedi. Aynen böyle soru. Rahmetli Faruk abi dedi ki burası Fenerbahçe kulübü bizim için şampiyonluktan başka bir şey yoktur dedi düşünce. O zaman dedi ikinci yani sorunun ikinci şıkkına cevap vermiş oldunuz dedi. Evet dedi. Peki dediler nedir yani bu? Bunun sebebi ne böyle bir sorunu? Şöyle dedi. da var kaleci. Kalecimiz dedi Datku Roman mill Takımında defalarca oynamış, çok tecrübeli bir oyuncu dedi. Savunmamız dedi Nunvaller, Ercan Yılmaz, işte Şükrü, bilmem Serkan o zaman çok az oynadıydı. Levent. Orta sahada Can Bartu, Ziya, Fuat, Nedim oyuncular on numara. E dediler ama forvet dedi aynen masaya vurdu böyle. O ne demek dediler top çarparsa gol olur bunlar dedi. Onun için biz bu kadronun bu yapısına göre dedi bir oyun sistemi düzel koyacağız. Ona göre oynayacağız ve şampiyon olacağız dedi. Peki dediler ya. E tamam peki olur dediler. Yönesku da şurada. <laughs> Nerede? Ha, omuzlarda. Can Bartu da topu bıraktı o sene. Ha. Faruk abi en başta işte başkan. Can elinde şeyle, kupayla. E peki dediler yani. Böyle o, başka türlü bir şey oynamaz bu takım dedi. İyi savunur, orta sahada iyi organize olur. Ön tarafa topu çok güzel getirir <laughs> ön taraf için garanti veremem. Çarparsa gol olur dedi. Ve koca sezonda 6 gol yedi Fenerbahçe. Sadece 6 gol. Bu bir teknik direktörün esasında takımı iyi analize edip nasıl oynatmayı düşündüğü, başarı için kimleri nasıl kullandığı, bu oyunculardan nasıl oyun çıkar? Evet, aynen öyle. Abi. Aynen öyle. E i̇şte bugüne de çıkarım oldu böyle. Ve işte be. bunlardan biri Nunweiler. Müthiş bir oyuncu. Öntan. Nasıl futbol? E, Tekniği çok iyi, oyun yapısı. görüşü çok iyi. Savunma bir kere harika. Yüksek toplar 10 numara. Kornerlere, şunlara, bunlara yan faullere gider kafayı çakar atardı. kağıtmış işte gözüküyor. He. Ondan sonra. E, ve, İki sezonda 8 gol atmış. E, ve e, yürekten oynardı. Yani ben buraya geldim de işte Romanya o zaman komünist aç ee, hani diyorlar ya şimdi. <laughs> Ondan sonra, e burada sanki herif 20 senedir fenerde top oynuyormuş gibi top oynadı. İnanılmaz yani. Müthiş bir adamdı. Yani datku öyle. Ben bak biraz i̇şte evvel. O o yapıda sadece 6 gol yenmesine neden olmuş. Tabii. Ben biraz evvel burada arkadaşlara dedim. Bu Datku var ya dedim. Ben seyrettim yani. Geldiği günden gittiği güne. Çok da iyi arkadaşımdı. Bizim kadar da Türkçe konuşur ha. Evet. Ben Datku'nun hiç plonjon yaptığını görmedim. Dedim ki ya sen ne yapıyorsun? Hiç plonjon yok. Kemal ben dedi iyi takip ederim. Nereye pas verir? Nereden ne gelir? Hangisi şut atar? Hangisi orta atar? Doğru yerde dururum ben diyor Ben yani. kol ah eh, yer tutarım dedi. Bana top gelir dedi. Sanki dedi adresmişim gibi dedi. Böyle bir çok iyi bir Türkçesi vardı. Sonra yardımcı antrenörlük falan tabii, da tabii, yaptı. Tabii tabii çok yaptı. Şimdi bak numvaylara bak abi. İyi onun numvaylar. Müthiş. o da Türkçeyi sonra çok güzel konuşmaya başladı geldikten kısa bir süre sonra. İşte e, şeyi görüyorum ya burada yani bir dönem ama gerçekten önemli. 90'da, 90-91 sezonunda Bursa Spor'u çalıştırmış, Dynamo Mükreş'te şampiyonluk falan da yaşamış, yani tabii, teknik tabii, direktör tabii. olarak. Milli takım değişmez oyuncusu. Önemli bir. Çok tabii oyuncu çok oldu önemli bir oyuncu. Fenerbahçe tarihinde de bir yeri var mı? Olmaz mı? Gelen yabancı dışında yani nunvaylar ayrı bir yeri vardır. Vardır derlesin. tabii. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Peki nunvayları bu şekilde hatırlamış ve hatırlamış olup. Görev paylaştığı oldu. bütün arkadaşları hayatta değil biliyor musun? inanılmaz bir şey. Ercan yok, Yılmaz yok, Şükrü yok, Levent yok. Yani. Peki hadi unutulmaz anlar diyelim o zaman bakalım nereye gideceğiz. Şimdi işte Galatasaray'ın Avrupa başarıları herkesin malumu. 80'lerin sonunda Mustafa Hoca ile bir Şampiyonlar Ligi çıkışı var. İşte 90'ların sonu zaten belli. İşte Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır. Avrupa'daki başarıların öncüsüdür denir. Ama örneğin ben e, bu 62-63 sezonunu bilmiyordum açıkçası. Yani arada böyle belli başarılar falan biliyoruz da 62-63 sezonunun Galatasaray'ı o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynamış ya. Evet. Tabii şimdiki gibi değil sistem. Yani üçüncü maç çeyrek finale tekabül ediyor. Çünkü evet, o zaman tabii, tabii. sadece şampiyonlar oynuyor. Tabii, 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 tabii. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü yok, yok, şimdiki yok, yok, yok tabii. öyle bir sistem yok. Tabii. Ama Galatasaray o dönemin güçlü takımı Dinamo Bükreş'e eliyor. 1-1 ve 3 sıfırla. Ardından Polonya ekibini eliyor ve Milan'la eşleşiyor efendim. Çeyrek evet. finalde. Galatasaray'ın 62-63 sezonu ee, Milan maçını o maçta burada 3-1 biten maç tek golü atan e, şöyle bir bakıyorum Uğur attı galiba. Uğur Eken değil mi? Evet. Tek gol bir dakika hemen şuradan bir şeye bakayım de yanlış olmasın tek golü o mu atmış? Evet evet o atmış. Şu öbür fotoğrafı geriye alır mısınız takım resmini arkadaşlar? Bir zahmet. Çok teşekkür ederim. Uğur Köken Eken nereden çıktı? Uğur Köken. Uğur Köken tabii. Ee, Uğur Köken maçın tek golünü atan oyuncu. Şöyle bir de anısı var. Herkes beni o maçla hatırlar diyor. Fakat o gün anormal bir soğuk vardı. Tabii. Sıfırın altında 15 derecede bir meteoroloji. Biz sahaya bir atlet, bir forma, bir kısa konçla, çorapla çıktık. <laughs> Milan takımıysa gladyatör gibiydi. Çift forma, içte uzun kollu atlet, iç çamaşırları, uzun çorapları ve eldivenleri vardı. Biz soğuktan belden aşağımızı hissetmiyorduk. Adamlarda çıt yoktu diyor. Böyle bir sahada bu ikinci maç, ikinci maç 5-0 sona ermiş. Evet. Necmi Tan Yolaç. Milan ha, odan bildiriyor. Mi? E gide Hey ustam benim Necmi Tan Yolaç rahmetli. Ee, çeyrek finalde şey. eğleniyor ama bu Milan takımının da o sene şampiyon kulüpler kupasını kazandığını Kazandı hatırlatalım. Tabii. Finalde Benfica'yı yenip. Öyle bir Milan takımı ama yani ilk çeyrek final büyük iş. 62-63 sezonu nasıl hatırlıyorsun o dönemi o dönemin Galatasaray'ını ve Uğur Köken'i? Vallahi şöyle e, ben Uğur Köken'i Önce e, Fenerbahçe Gal sol açık değil mi? Sol açık. Fenerbahçe Galatasaray Başbakanlık Kupası mıydı? Neydi o? O maçtan hatırlarım önce. Bak yine Necmi Tan yolaç. Rivera'nın yerine Pivatello oynuyor. Müsabaka radyoyla verilemiyor. <laughs> 62-63 <laughs> sezonu Galatasaray'da Ayhan var diyor. Turgay Şelen'in orada bir görüntüsü var. Ya yani uğru Uğur'u ben... San Siro'da. Hı, i̇lk maçıdır Uğur'un Galatasaray'da. Bebe hali. Hatta e, kadrolar şey dedik ya bu kim dedik ya? Uğur Köken. Gel. Allah Allah, oynar mı ya bu maçta dedik. Golü o attı. 1-1 bir bir bitti maç. E, hatta Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın da genç takımından yetişme. Tabi tabii. tabii. Yani, yani şurada bir not var. Giriş çıkış 20 yıl. Tabi 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 tabi. Yani tamamıyla Galatasaray'da. Tabi genç tabii, takımdan tabii. başlayıp bütün kariyerini Galatasaray'da tabii. geçiriyor. Hat 20 yıl. Tabi. Hatta yanlış hatırlamıyor isem o maç bir bir bitti. Galatasaray golünü uğrattı. Kupa ikiye bölünmüştü. Uzatma uzatma falan filan yok. Anladın mı? Hala kulüplerin iki kulübünde, müzesinde yarım bir kupa, ortalan bölünmüş kupa durur. O maçın işte ben orada Uğur'u ilk e, hatırlıyorum oradan. İşte bak e, şey kalecinin yanında evet. onun, onun yanında da Hemen bir tarafta Metin Oktay, diğer tarafta Uğur Köken. Evet. E, Turan yanında ondan sonra Mehmet bu 62-63'ün bir sene önce şampiyon olan takım evet. 62-63'te de çeyrek kadar gidiyor. Yılmaz Nasıl da, bir takım bu? Yılmaz da var, Talat da var. Ondan sonra şöyle mesela bakıyorum. Bu kim ya? Cando mu bu? Uğur Ahmet Öpür Berman. Uğur Köken. Evet, nerede var o? Yazıda. Bir önceki. Ve o Galatasaray 62-63'ü getirir misiniz? Şimdi gelecek. Evet. Metin Oktay, Ergun Ercins, Talat Özkarslı, Kadri Aytaç. Evet. Aa, ortada. Evet. Ergin Gürses, Can Demir Berkman. Can da orada evet. Turgay Şeren, Ahmet Berman, Mustafa Yürür, Uğur Köken, Tarık Kutver. Şu Tarık Kutver müthiş kabiliyetli kara gümrükten aldılar yanlış atıyorlar. Topun bu taraftaki evet. topun evet. orada. Müthiş kabiliyetli, inanılmaz bir oyuncuydu ama maalesef hayat yaşaması, yaşama iyi değildi. O yüzden yok oldu gitti. Çok büyük takımlara transfer olurdu Avrupa'da falan. Hmm. O kabiliyetini maalesef kullanmadı ondan sonra. Yanında Uğur var işte. Mustafa Yürür, Kambur Ahmet, Metin topa basmış zaten. Ergun, Talat, Kadri. İyi takımmış değil sonra mi? Evet. Ay. Yani Candor, Turgay. Yani Çok iyi bir takım abi. Yani bek attı Can Demir Kambur. Can Demir sağ bek, Kambur sol bek. Mustafa Ergun Kadri olabilir. Yani Solaf. Yani, çok Böyle müthiş, bir takım. Müthiş bir takım ya. Bir sezon önce şampiyon olup evet. ardından da şampiyon kulüpler kupasında çeyrek finale evet. kadar çıkabiliyor. Galatasaray'ın ilk büyük Avrupa başarısı. Cando da canım kardeşim, hala görüşürüz az sık sık. Telefonlaşırız filan. Candemir Bergmann. Tabii. <laughs> Cando, Candemir diye bir şey yok, Cando. <laughs> evet, e, böylece Galatasaray'ın Avrupa'ya o hani 90'lı yıllar, 2000'lere uzanan başarıların ilk e, sinyalini verdiği tamam. yılı da bu şekilde hatırlamış olduk. 62-63'teki çeyrek finali ve e, Uğur Köken'in 20 yıl e, o kadronun parçası olan Uğur Köken'in de o maçta Milan maçta maçında attığı golü. Bak ne diyorum sana genç takımdan yeni çıkmış hatta bu kim ya dedik bir bir biten maçta golü attı. Anladın evet. Mı? Oradan ben hatırlarım Uğur'u. Enteresan ama bu tabii şey çok önemli ya yani bütün bir futbol ömrünü tek takımda geçirebilmek tabii. Çok değerli. Pet, ne, kimlerle oynamadı? <laughs> kimlerle oynamadı? Uğur. Bak baba yani gündüz. gündüz. Baba gündüz değil mi? Gündüz kılıç falan var orada. Sağında galiba baba gündüzün sağında Can Dogine galiba. 75 e, kuruş mu dedi ama öyle bir şey var. İlk maaşım diye bir He, şeyi var. Uğur'un mu? Ee, gündüz Kılıç 75 lira maaş verdi. He. Benim için inanılmaz büyük bir paraydı diyor. Yani şu bölümü okuyayım bakın <laughs> enteresan. Şişli'de elektrik idaresi vardı. Şimdi alışveriş merkezi oldu. Malum oradaki <laughs> evet. şimdi isim vermeyelim. Otobüs oraya kadar giderdi. Mecidiyeköy dutluktu. Hani, Aynen öyle. Evet. Buralar dutluktu dedikleri iş işte gerçek. <laughs> evet. Hiçbir şey yoktu Yıldız Yokuşu'na kadar bomboştu. Sonra subay evleri yapıldı. E ee, Gayrettepe'de Şimdi oraları tabi <laughs> oradan orayı görebiliyor musunuz bakın o zaman. Hebelada'da yaşıyor, oturuyor e, Uğur, Uğur Köken. Ali Sami'ye gitmek için önce vapura biner. Karaköy Meydanı'ndan dolmuşla Şişli'ye gider. Oradan da Mecidiyeköy evet. dolmuşlarına binerdim diyor. Ya bakın bu insanlar bu şekilde oynuyor, bu şekilde yaşıyor. Heybeliada'dan vapur İki dolmuş, Necdiye Köy'e geliyorsun. Bak ne diyor, 57'de Galatasaray Kulübü'ne girdim. İşte o başbakanlık kupası yanlış, aklımda kalmadıysa. Ya 58, ya 59. Adnan Menderes o zaman başbakan, rahmetli, nurlar içinde yatsın. Onu asan ana, onu idam edenler herhalde ters oturuyorlardır mezarlarında o işte o maçta ben bu kim dedik ya. Aa gol vay anasını dedik. Dur bakalım bundan ne olacak acaba televizyon falan? Yok o zaman. Ancak canlı seyredersen bir şeye tanık olursun. Sonra bir iki maç seyrettik. Bak Gökçe'ye bak. Gökmen o da. Ondan sonra e, dedik ha bu dedik tamam dedik. Evet. Yani. Peki devam ediyoruz. E, biliyor muydunuz diyeceğiz bakalım neyi bilip bilmediğimizi sorgulayacağız. Şimdi tabii e, o zaman birincilik bugünün Süper Ligi. İlk sezon 1959 e, yılı ilk evet. gol. 59-60. E, i̇lk gol İzmir Sporlu İstanbul dışından bir oyuncunun. Maç İzmir Spor Beykoz maçı. İlk gol işte bu. Çok enteresan. 11. dakikada İzmir Spor Beykoz maçının 11. dakikasında İzmir'de Özcan Altuğ tarafından atılıyor. Bugünün Süper Lig'in ilk golü efendim. Tarihin ilk golü. O İzmir Spor'un da birkaç resmi var. Onları da arkadaşlarım getirsin. Bu tarihi bir fotoğrafta bir az önceki. Çünkü o golün tek fotoğrafı bu da o dönemin İzmir Spor takımı... E Özcan Altuğ da. Yine bir renklisi de vardı bir tane. Bu takım. Çok müthiş Hiçbir bir, Enteresan formaları varmış. Tabii. Bunların bir Fenerbahçe maçı vardır Alsancak'ta. Hiç sorma. <laughs> Böyle <laughs> lig başlıyor işte şöyle böyle nasıl bir etki oluşturmuştu o dönem işte ilk maç böyle o zaman iki gün oynanıyor biliyorsunuz maçlar. Tabi cumartesi pazar. Evet. Deplasman çiftli. Çiftli. Her yani Fenerbahçe'nin eşi bir aralık Beşiktaşlı bir aralık İstanbulspor'du. Şimdi bunlar de. bir gün öyle Beyazıt. bir gün öyle mi oynuyorlar? E tabi mesela şimdi <laughs> Fenerbahçe ile İstanbulspor İzmir'e gidiyor. Evet. Biri altayla biri İzmirspor'la oynuyor. Ertesi gün rakipler de değişiyor. Değişiyor tabi. Yani öyle bir şimdi ağlıyorlar ya Pazar Çarşamba oynadık ya falan diye. Bir gün aradan geçmiyor oynuyorsun be. O zaman hem de ne sağlar? O şartlarda. Ha he, hem de ne sağlar hem de ne toplar. Ne bir toplar. De, ne kramponları birazdan. Bir bakacağız. de gidiş gelişler. Şimdi biniyorsun uçağa 45 tabii, dakika otobüsle sonra. Tabii otobüse gidiyorsun orada sen Tabii saat. 50 dakika sonra İzmir'desin. Or şimdi, eskiden bin Allah bin bin git Allah git bitmez o yol. Ben bir gittim. Kaç senesiydi ya? Aa, neyse minibüs tuttuk. Dokuz kişi. Dedik bari minibüs tutalım yani bir tane o zaman yeni çıkmış da. Abi bir git 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 git. Bir de hava sıcak. Mayıs ayının Yollar son. şimdiki yollar gibi. Nerede gibi. yol abi? Şimdi İzmir kaç saat abi Kadıköy'den? İzmir 5-6 saatte e, girersin. 10 saatte anca gittik. Gittik İzmir'e girdik. Haziran ayının başıydı hatta. Gittik yemin ediyorum. Belki sürmez bile yani. Yemin ediyorum asfalta yattık. Gölge bulduk bir yer. <laughs> asfalta yaptık 40 derece sıcak. Meşhur Altay Fener maçı. Şampiyon olduğu Fenerbahçe'nin. <laughs> asfalta yattık gittik. On işte kulüpler futbolcular yani şimdikiler duysun öyle giderlerdi. Ya, ha, nerede özel uçak? bırak özel uçak normal uçak yok abi. İstanbul, İzmir, Ankara belki bir de Adana vardı. Yanlış hatırlamıyorsun. O da günde kaç tane? Ha bir tane yakaladın yani uydu uydu uyumadı uyumadı yandın. Bir de cumartesi pazar oynayacaksın abi. Oynayacaksın saat 5'te 6'da maç bitecek. Gece maçı yok o zaman. Bitecek yatacaksın. İşte yemek yiyip yatıp istirahat edeceğim. Ertesi gün öbür takımla tekrardan aynı saatte karşılaşacağım. Ya şimdi ağlayanlara söylüyorum bunu yani. Pazar, çarşamba oynuyoruz diye. O zaman birilerinin dikkatine diyelim. Ha, i̇lk gol aynen. Ilk gol efendim Özcan Altun. Özcan Altu hatırlar mısın Kemal çok abi? Çok iyi hatırlamıyorum. Yani çok net hatırlamıyorum daha doğrusu. Öyle bir oyuncu vardı 59-60'da dediğim gibi güne. İşte gazetelerden yani. büyük bir şans tabii. Onun adını tarihe kazınmasını sağlamış. Tabii televizyon yok. Gazetedeki habere göre yani işte liginde ilk golüydü aynı zamanda falan filan diye. Çünkü işte 1950'de Oran Şeref Afak, deplasmanlı Türkiye Ligi başlıyor. iki grup halinde. Çok takım var. A grubu B grubuydu galiba evet, yani. Evet. Birini Fener birini Galatasaray bitiriyor evet, zaten. Evet, evet, Sonra evet. final oynanıyor. İki maçlık final. İki maç. Önce Galatasaray 1-0 Metin Oktay ağları yırtıyor işte Deniz Kalesi'nde. Evet. Ertesi maçta Fener 4-0 yeniyor Galatasaray'ı. Kalede Turgay abi yok ama. Hayatında 4 senedir top oynamamış yüksel. <laughs> rahmet. Çok da iyi dostumdu o kaleci. Mikro Mustafa. Kafayla gol atmış değil Nereden mi? Nereden ama biliyor musun? 18'in köşesinden. <laughs> Düşünebiliyor. <laughs> Enteresanmış. Peki süper ligimiz golünü <laughs> de hatırlamış olduk. Hadi son başlığa gidelim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. İlginç bir başlık bu. Şimdi biz aslında e, futbol topunun ya da kramponun gelişimini daha önceki programlarda işledik. Orada geçti bu. Ama bir iki böyle mesaj geldi, arayan oldu, çevreden soran oldu. Ya diyorsunuz, söylüyorsunuz da şunu biraz daha anlatın, biraz daha açın şu konuyu diye. Biz efendim bir döneme damga vuran meşhur Dinyakos ayakkabılarını konuşacağız. şimdi arkadaşlarım da verecekler. Bugünkü o tarif şöyle. İngiliz elçiliğinden aşağı doğru inince Ömer Hayyam Yokuşu'nun altında evet. yeri. Ve Dinyakos Usta'nın bir dükkanı, bir Rum usta bu. Tabii. E, asıl adı Todori Korfiyadis. Ama bir rivayete göre Dinyo Adası'ndan geldiği için Dinyakoslar <laughs> deniyor onlara. Ve e, işte... Zaten 6-7 Eylül olaylarından sonra çok giden Rum oluyor. Dinyakos Kıbrıs döneminde, Kıbrıs'taki o e, bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yapılan evet. o e, zulüm sırasında. O da burada rahatsızlık yaşıyor tabii. Karşısında da buradaki Rumların durumu sıkıntılı. O da e, gidiyor ve Yunanistan'da aynı işi yapmaya devam ediyor Dinyakosus'ta Kalfaları var ama e, onlardan biri ben... Bu aynı isimli çok güzel bir e, futbol sitesi mi bloğu mu diyeyim. O, oradan aldık. E, onlardan bir de İbrahim Yöneymiş kalfası. Orada resimleri de var. Bu Dinyakos ayakkabıları enteresan. Hatta orada bir anlatımı var. Beykoz'daki askeri kundura fabrikasından alırlarmış derileri. <laughs> Sonra domuz yağıyla yumuşatırlarmış. Bakın çok enteresan ya. Eee... Parça köseleden, ee, sonra deriyi yumuşak tutmak için o deri şeye yatırırlarmış, yağ yatırırlarmış. Ee, çivileri kerpetenle çekiyor, çekiyorlarmış. Ee, kalıplar tahtadan, altına demir saç koyarlarmış. Futbolcuların ayak ölçüsünü böyle elle kağıdın üzerine alıp, ondan sonra herkesin ismini deftere kaydedip ayağına göre hafif ama işte o dönemin en büyük özelliği o. İşte bir tane bu bir <laughs> Dünya Kos ayakkabı. Kemal abi. Sen anlatacaksın. Bizi görmedik. Biz görmedik. Bilmiyoruz. Şöyle, ben hemen anlatayım. Ee, 62 ortaları diyeyim yani. Belki de değil bile. 60 Eylül meylül falan olabilir. Biz işte <laughs> hasbel kadar genç takıma dahil olduk. Ve ayağımızda tabii doğru dürüst ayakkabı mayakabı yok. Allah'a emanet. Bir gün antrenmana çıkacağız işte bende de bir ay o zaman ayakkabılar konçlu. Biliyorsun hmm. böyle. Neyse ya nasıl falan. Bir baktım bizim Mustafa amca vardı malzemeci Allah rahmet eylesin. Böyle önüne 4-5 tane ayakkabı koymuş. Bir de onların temizlenmesi şeyi falan of, varmış of, anlatıyorlar. Baya bir mesele. Of, of, o of. çiviler, çimler temizleniyor falan. Temizliyor işte. Suyun ile. içinde şey yapılıyor. Yani çok iş ayaklarda var bak. Tabii. Ortada. Neyse. Dedim aa Mustafa amca bu kimin ayakkabısı dedim. Ya bunu giymiyor artık dedi. İşte temizliyorum ama dedi neme lazım giymeyeceğim dedi. Lefterin ayakkabıları dedi. Yapma ya dedim. E Bu kaç numara dedim. 39 küsur dedi. Yani 40 da değil, 39 da değil. Ya Mustafa amca şunu versene bakayım bir ayağıma olacak mı dedim. E, al dedi giydim tam bana göre sanki ısmarlama. Sen genç takıma. Ya dedim ki Mustafa amca ben bunu alabilir miyim? Ya e, al dedi giymeyecek adam dedi. Ben her ihtimale karşı temizliyordum dedi. Ben onları giydim. <laughs> İlk dünya kostları. Ama. Ne dünya Ayakkabı nasıl ayakkabı abi? Sanki yok. Öyle mi çok enteresan. abi Dedi. Bir ya kere burada dedim, şeyler var. E can falan bana ısmarlarlardı. Metin ısmarlar. Yani ita kendi ayaklarıyla buradan abi, oraya yani götürürler yani diyor ki orada düşünün neler var. Abi diyorum sana yokmuş gibi Ayak ve şey yapar e, ne, domuz yağından evet. yağlanırdı ayakkabılar. Adetti o. Bir de bizde bizim Kadıköy'de Puzant vardı. da Ermeni bir vatandaşımızdı. Ondan sonra burada biraz evvel bir yere bakayım dedim ben. Şaban Topkanlı gözüme çarptı. E başka başka şeyler var mı? Tabii. Çünkü o dönem onu anlatıyorlar. Gabay Diyorlar var, ki. Mario Gabay var. Tabii. Burada gözüküyor. Tabii. Bu ee, yani. da enteresan. Yani o dönemde başka şeyler de vardı diye Tabii. E, oraya anlatıyorlar. Mesela e, hemen şuradan bakayım olması lazım. E, Şaban Topkanlı, Tabii. Kemal Vardar, Mario Gabay, Galon Tabii. Turan. Tabii Tara gümrükte. Eminönü'de o diğerleri Emirlik, de tabii. o Mario Gabay falan. Yani bunlar hep ayakkabı yapan, tabii. krampon yapan, kimisi sivil normal ayakkabı da yapıyor. Günlük ayakkabı Şaban da yapıyor. Şaban mesela Topkanlı Eminönü'de o zaman tekel binası vardı. Genel müdürlük öyle diyeyim sana. Rahmetli babam orada da gündüz çalışırdı. Muhasebesine bakardı. Tekelin yanındaydı Şaban Rahmetli'nin dükkanı. Hı. Oraya da giderdik biz var mı bir şey falan filan. 2-3 ay rançe olurmuş. Ee, sıra olurmuş kimi zaman. Tabii abi. ya. Öyle hemen Yo, şey yapamazsın. hemen mı? alamazsın abi. Hemen alamazsın. Yani bir de bizim Kadıköy'de 6 yolda otobüs durağının karşısında rekor kundura mağazası vardı. Rekor hmm. adı. Gayri o da. Rekorda çok güzel işte bu şeyin, Şaban Topkanlı'nın, Dinyakos'un filan Mario Gabay'ın falan eserlerini diyeyim getirir satardı Hakikaten oradan da alınırdı. Eser bu yani. yani. Alınırdı. Sanat. El işi, sanat ya Tabii bu. abi. Hele kramponlar. O krampon var ya o sahalarda düşünebiliyor musun? Mesela abi? bu e, kafası Dinyakos'un o e, e, şey burada İbrahim Yöney o mesela Beşiktaş'ta da bayağı bir zaman görev yapmış onu sırf o iş için almışlar ki Tabii. çiviler, kramponlar o işe başlı başına bir iş yani büyük Hadi. iş. Ender. Hangi sahada ne giyilir, ha. o nasıl olur yani. Çünkü eden saha saha değil. Tabii. Ya Şeref Stadı mesela Beşiktaş'ın sahası diyelim bu, sahası diyelim. bu şeydeki işte ne diyor... Ya sana? işte bu kafalarıyla evet. diye bir ortadaki şurada çiçek var galiba çizgili hmm. kravatlı ...Dinyakos Kosus'ta. Evet. Mesela o Şeref Stadı Boğazda işte onun bir zemini vardı. Şöyle bir topa kayıp da keseyim dedin mesela kaydın değil mi? Altı ay iyileşmez abi o yara. Mümkün değil. O sahaya başka ayakkabıyla gidilirdi. Hmm. O bildiğin Dünya Kos'ta falan gidemezsin. Kafan gözün patlar. <laughs> o yani Dünya Kos bayağı bildiğin önde bir çivi arkada 2 2 1 miymiş öyle şey. Vallahi yani? öyle şimdi onu çok net hatırlamıyorum. Bak ayak ama... numaraları var çok enteresan. Tabii. Diyor ki en büyük ayak ayakkabı Beykoz'da Eker Biçer tabii. 46 numarayım. 1.90 92 boy. <laughs> en küçük de Mikro Mustafa 37 tabii rahmetli, numara. Tabii <laughs> Şu kadar adam ya. <laughs> yani. Pire Rahmi onu bilemiyoruz. Pire Rahmi. O Pire Rahmi vefalı Rahmidir herhalde. He. Beşiktaşlı Şükrü'nün de 37'ymiş. Tabii. O, o fizik. Şükrü abi dev gibi çünkü. E nasıl oluyor? E işte Allah'ın şeyi bu. Enteresan. <laughs> e hemen hepsinin bizde şeyi vardı diye anlatıyor kalıpları. Evet. Tamam. O hepsi kalıplara göre istediklerinde Abi zaten şöyle Fener, Galatasaray, Beşiktaş diyelim başta olmak üzere. E yani üst düzey kulüpler oyuncuları hep Dünya Kostan giyinirdi. E Metin Oktay'a Palermo'da demişler ya ben ayakkabıyı bekliyorum bunun olmuyor diye. Ya ne be, ne gelecek ki falan. Bunu getiriyor. Bunu mu bekledin diyorlar. Ya ben bunu ayağımda hissetmiyorum ki. bunu siz oynayamam demiş. Şaban toplanlığı bunların ayakkabıları giyilirdi hep yani. Sonradan işte bu şeyler adidaslar, kıllar, evet. tüyler gelmeye başladı. İşin rengi değişti. <laughs> mı? Yani. 80-70'lerin sonundan itibaren evet. işin evet. rengi değişmiş. Aynen. Zaten global markalarda Türkiye'ye girdikten sonra ama e, hakikaten bir Bak işte eski ayakkabı orada. Bir 20 yıla damga vurmuş herhalde bu e ayakkabı. Ender bak eski ayakkabı, konçlu. Ama... Bunu kramponların işte bu şeyin gelişimini yapmıştık ya biz bir dönem. He, he. Kramponların. Orada göstermiştik. Bir. Yani Çoğunluğu şöyle... Toplar da öyle ya. Yani, topa baksana abi. <laughs> top başlar. O dikiş Onun o sübap kısmı dışarı çıkıyor. Tabii. Içe, o kafaya, kafaya geldiği zaman. Of of bir kafa vur mesela çok güzel bir top geldi değil mi? Şuna bir kafa vurayım gol olsun dedim mi? Vurursun belki gol olur da ama burası böyle açılır. Şey yağmur mesela 3 kilo 250 gram mı başlarken maç? Tabii 5 kilo. <laughs> biterken 6 kilo. Gitmez vursan gitmez. Kramponlar sık sık giderdi zaten. Düşer. Böyle toparla, top, toparlarsın giderken. Krampon gitmiştir. Peki, yani Kemal abi ağzına sağlık. Şimdikiler cennette, e, cennette oynuyorlar farkında olduk. değiller. Cennette Hakikaten ya. her <laughs> gün oyna, bu toplarla, bu ayakkabılarla oyna. Ah, ah. Dün bugün böyle bir değişim var işte ama e, bazı şeylerde geriye gitmiş. Teşekkür ediyoruz değerli izleyenler ne demek e, efendim, e, bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.